Herkese Londra'dan selamlar. Pandemiydi, Brexit'ti. İngiltere'de market fiyatları ne oldu peki? İşte bu videoda hep beraber göreceğiz. Tüm dünya tabii ekonomik yönden çok kötü etkilendi bu pandemi sebebiyle. Bir de İngiltere'de üstüne Brexit oldu. Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Hani her şekilde bunun etkileri görülüyor tabii ki. İşte ürünlerden, işte benzin fiyatlarına, ulaştırmaya kadar her şekilde tabii ki de bunun ekonomik yönlerini negatif olarak görüyoruz. İşte ben de size hani market fiyatları ne oldu peki? Onları göstermek için bugün yola çıktım. Onları göstermeyi umuyorum ama inşallah gösterebilirim. Çünkü neden? İngiltere'de marketler içerisinde arkadaşlar video çekimi yapmak yasak. Hemen güvenlik gelip sizi uyarıyor. Sebebi de neden? İşte tabii ki de hani market içerisinde başka insanlar da var ve de onları video çekemezsiniz. O YouTube'da gördüğünüz tüm market fiyatları hep gizli çekim arkadaşlar. Yakalanmadan çekilen şeyler. Ben size market fiyatlarını iki bölümde göstereceğim. İnşallah göstereceğim. Birincisi vallahi Türkiye'deki herkes zaten bu marketi biliyor. Hani bir haftalık alışverişimi 10 pound'a yaptım gibi videolardan dolayı. Ve şimdi ilk önce Lidl'a gideceğiz. Yani en İngiltere'deki en ucuz marketlerden bir tanesi. Orayı göstereceğim size. İkincisinde de daha böyle orta seviye, orta düzeyde bir market olan Morrison'a gideceğiz. Yani hem İngiltere'nin en ucuz marketinde hem de orta seviye olan marketindeki fiyatlara beraber bakacağız. İşte İngiltere'nin en ucuz marketlerinden biri Lidl. Ama zaten Türkiye'deki çoğu kişi YouTube videoları sayesinde burayı biliyor. Hatta Instagram'ımda bazen farklı marketlerden aldığım ürünleri paylaştığımda Türkiye'den beni takip edenlerden bazıları neden Lidl'dan almadın, orada daha ucuz diye soruyorlar. Neden almadığımın nedeni ise Lidl'da ürün çeşitliliğinin olmaması ve daha fazla markası tanınmamış ürünlerin satılması. O sebeple Lidl'dan alışveriş yaptığımı pek söyleyemem. Evet, ilk önce et reyonundan başlayalım. Burada kasap bölümü yok. Önceden hazırlanmış paketli etler satılıyor. Dana kıymanın yarım kiloluk olan bu paketi 2.89 pound yani 1 kilosu 5.78 pound. Kuşbaşı dana etinin 400 gramlık paketi ise 3.99 pound yani 1 kilosu 9.97 pound. Bu fiyatları gösterirken İngiltere'de saatlik asgari ücretin 8.91 pound olduğunu belirteyim. Yani 1 kilo dana etini 1 saatlik ya da en fazla 1 saat 10 dakikalık çalışmayla alınabilir. Hatta kıymadan 2 kilo alabilirsiniz. Tabii ki de tavuk fiyatları daha ucuz. Bu tavuk göğsünün 1 kilo fiyatı 4.99 pound. Bu tavuk butlarının fiyatı ise 1 kilosu sadece 1.35 pound. Bütün tavukları ise ağırlık olarak 1.9 kilo ve 2.25 kilo arasındaki tek bir fiyat altında toplamışlar. Bu bütün tavuk sadece 4.39 pound. Yani yarım saatlik çalışma ücreti. Ağırlık azalınca fiyat da azalıyor. 1.6 ve 1.8 kilo arasındaki bu bütün tavuklar ise 3.69 pound. Meyve sebze reyonuna geçtiğimizde ise patateslerin fiyatı 47 pence'den 1.19 pound'a kadar değişiklik gösteriyor. Bu 7,5 kiloluk aile boyu patates alırsanız ise 2.67 pound yani 1 kilosu sadece 0.35 penny.
Markette kış olmasına rağmen kavun da bulmak mümkün. Tane kavun 95 peni, hatta tropikal meyve bile bulabilirsiniz. Ananasın tanesi ise 75 peni. İngiltere'deki süt ölçü birimi pint olarak kullanılıyor. Yani bir pint bir litreden birazcık daha fazla. Ben size büyüklüğüne göre sütlerin fiyatlarını gösterdim. Ama litre olaraktan 50 peni olaraktan düşünebilirsiniz. Yumurtaların kutu ve tane olarak fiyatlarını ekranda görebilirsiniz. Tabii ki de en uygun olanı 15'lik paket olarak satılan hali. 15'lik paketteki birim yumurtanın fiyatı ise sadece 11 peni. Şimdi biraz abur cubur rayonuna geçelim. Fiyatlar gördüğünüz gibi çok uygun. 30 peniler, 40 peniler, 45 peniler, 60 peniler. Yalnız şunu da söyleyeyim, Lidl'da bilinen markaları pek göremiyorsunuz. Bu atıştırmalık abur cubur markalarının hiçbir tanesini bilmiyorum maalesef. Ama KitKat ve Cadbury gibi tanınmış markaları burada görebildik sonunda. Ve bu Cadbury paketi 85 beni. Buraya dikkatinizi çekerim. Diğer markette bunun karşılaştırmasını yapacağız. Şampuanlar ise sadece 99 beni ama maalesef ki bu markayı bildiğimi söyleyemem. Ama altındaki Herbal Essences bilinen bir marka. Yine bu bulaşık deterjanları bilmediğim bir marka, 42 peniymiş. Ama bu Fairy'ye bu fiyata not alalım. Diğer markette bunun fiyatına da bakacağız. Burada 1.49 pound. Yine bilinen bir marka olarak Ariel'in fiyatı da not alındı. 3.99 pound. Marketlerde ayrıca çok da geniş bir içki reyonu yer alıyor. Ancak ben bu videoda tek tek içkilerin fiyatlarını göstermeyeceğim. Daha öncesinden İngiltere içki fiyatları adı altında bir video çekmiştim. Merak edenler için linki yukarıya ekledim. Evet, Lidl'daki fiyatları gördük. Şimdi ikinci markete doğru gidiyoruz. Bu dediğim gibi daha böyle hani orta seviye bir market. Morrison, hani Tesco, Sainsbury ve Morrison aynı seviyelerde düşünebilirsiniz. Hani şimdi evet Lidl evet çok ucuz ama bazen de istediğiniz hani markaları ya da istediğiniz ürünü bulamayabiliyorsunuz. Çünkü o kadar fazla çeşitlilik yok. Hani BİM gibi düşünün bunu. O yüzden de aslında burada yaşayanlar daha fazla böyle bir hani orta seviye marketlerden alışveriş yapıyor. O yüzden de aslında bence şimdi göstereceğim marketin fiyatını dikkate almak daha doğru olur. Gördüğünüz gibi Morrison daha fazla çeşitliliğe sahip bir market. Lidl'ın benim gittiğimden daha büyük şubelerine gitseniz dahi tüm markaları yine de bulamıyorsunuz. Yine et reyonundan başlıyoruz. Buradaki dana ve kuzu etlerinin fiyatları 8,5 pound'tan başlıyor kilosu. İngiltere'deki saatlik asgari ücretin 8,91 pound olduğunu tekrardan hatırlatıyorum. Yani bir saatlik çalışmanızla 1 kilo et çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Paketlenmiş ürünlere geçtiğimizde ise bu kuşbaşı etin fiyatı yine 1 kilosu 8 pound, 500 gramlık bu paket ise 4 pound.
365 gramlık bu paketli etlerin fiyatları 4.25 pound. Ancak 2 tane aldığınızda ise ikisinin toplamı 7 pound. Lidl'da 1 kilo kıymanın fiyatı 5.78 pound'tı. Burada ise 5.58 pound. Hatta burada bir 20 kuruşluk bir fark var. Burada da orta ve daha büyük büyüklükteki bütün tavukları görüyorsunuz. Fiyatlar Lidl'dakiyle birebir aynısı. Tavuk kanatlarının ve butlarının kilo fiyatı 2.20 pound. Lidl'da tavuk kanadı görememiştim ben. Ama 1 kilo butun fiyatı 1.35 pound'tı. Yani burada bir fiyat farkı var. Meyve sebze bölümünde patates, domates, elma ve diğer meyvelerin fiyatları genellikle aynı seviyede diyebiliriz. Ben Lidl, Morrison falan bilmem, bana Türk marketi göster diyenler içinse Haringey'de Türk mahallesinde Türk market fiyatlarını da ben daha öncesinden bir videoda çekmiştim. Linkini yukarıya koyuyorum. Salça kaç para, Türkçe kaç para, hepsini oradan görebilirsiniz. Fiyatlarında ise çok az bir fark var. Yaklaşık 10 penny Lidl daha ucuz. Morrison'da yumurtanın tanesi 20 penny'ye denk geliyor. Lidl'da ise yaklaşık 11 penny civarındaydı. Makarnalar ise Morrison'da 75 penny, Lidl'da ise sadece 45 penny'ydi. Ancak Morrison'da gördüğünüz gibi istediğiniz diğer markaları da bulabiliyorsunuz. Şimdi de abur cubur reyonundayız. Lidl'da ben notumu alıyorum dediğim Cadbury çikolataları 85 penny'ydi. Burada ise 1 pound. Bulaşık deterjanlarının küçük boyu Morrison'da tanesi 1 pound. Lidl'da büyük boyu 1.45 pound arkadaşlar. Yani aslında şunu şöyle hesap edebiliriz. Burada 2 tane küçük boyu 2 pound'a satılıyor ya. Lidl'da bunu 1.45 pound'a satılıyor diye hesap edersek Lidl'da daha ucuz. Görevimi başarıyla tamamladığım için böyle bir gönül rahatlığıyla evime dönüyorum şimdi. Çünkü videonun başında belirtmiştim, hani güvenlikten uyarı alabilirdim. Bazen de hani uyarı yaptıktan sonra şeyi de yapıyorlar, hani çektiğim videoları da sildirtebilirlerdi. O yüzden şu anda başarıyla görevimi bitirdim, çok mutluyum. Ne diyorsunuz fiyatlar hakkında? Vallahi yorumlarınızı merak ediyorum. Aslında ülkenin ekonomik durumunu, işte orada hani İngiltere'ye gitsem ne kadar masrafım olur, yaşayabilir miyim? Hani iyi bir standartta yaşamımı sürdürebilir miyim? Maaşım bana yeter mi tarzındaki soruları cevaplamak için bence market fiyatları çok önemli. O yüzden de aslında bunu kendime söylüyorum, size değil. Her senenin ilk ayında şöyle bir market videosu yapmak önemli.
yararlı olur. Çünkü sonuçta her sene fiyatlar değişebilir. Bir de pandemi gibi böyle hani bütün dünyanın ekonomisini bozabilecek bazen olumsuz etkiler falan da çıkabiliyor. O yüzden de öyle bir niyetim var. Her senenin ilk ayında böyle bir market videosu yapma niyetim var ama inşallah yapabilirim. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip etmek için Instagram adresimi yazıyorum arkadaşlar. Günlük storylerde İngiltere ne olmuş ne bitmiş öğrenebilirsiniz. O zaman şimdilik bye diyelim. Ay yoruldum yemin ediyorum. Hem konuş hem yürü. Hem kamerayı tut. Neyse benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada soğuk soğuk. Bak ben üşüyorum ama millet şöyle. Şortlu koşuyorlar. Ay, ben böyle bere atkı. Eldiven. Ay, eve gideyim de hemen sıcak çay içeyim bari.